Ankara'nın yetiştirdiği 3 tane çok değerli futbolcu ile beraberiz. Mehmet Ankara Yüce altyapısından yetişme. Batuhan Hacettepe gözüküyor ama gençler bile Hacettepe ayrımı yok. Ve adamım. Gençler altyapısından yetişme. Şimdi takımın kadrosuna da baktığımız zaman Ankara kökenli bir takım aslında. Keçiören'den yetişenler var, Ankara Gücü'nden kiralık gelenler var. Etimesgut'ta senin kıdemlisin ama aynen, ilk seneleri. Sen de şampiyonlukta yaşadık Ankara Gücü'nde. Neler düşünüyorsunuz? Etimesgut nasıl? Bugünkü maçın daha da ötesinde. Etimesgut Belediyespor'un değerlendirmesi. İlk kaptan senden alayım. Valla geçen sene göre bayağı kadroda revizyon oldu. Ama bu sene hem teknik heyet olarak hem de arkadaşlık olarak gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Lige de iyi başladık ama 2-3 bir maçlarda fire verdik. Ama şu an içinde tekrar toparlıyoruz. Yani bu sene Etimesgut Belediyespor, yani Cani Göl'den söyleyebilirim, ilk 5'in içinde çok rahat girecektir. Çünkü o hem potansiyeli var hem arkadaşlık var. O yüzden onun için mücadele edeceğiz bu sene. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu benim 5. senem. 5. senede inşallah bu sene artık playoff'un içine gireceğiz. Şimdi biz Mehmet'te Ankara Gücü'nde şampiyonu yaşarken yıldızlar topluluğu bir kadro yoktu. Ama muhteşem bir arkadaşlık vardı ve şampiyonluğu arkadaşlık getirdi diyorduk. Burada nasıl o arkadaşlık? Yani oluşmuş mu? Sen geldiğin zaman evet biz burada bir enerji var, biz bu enerjiyle bir şeyleri başarırız hissedebildin mi? Buradaki arkadaşlık ortamı da çok güzel. Saha içinde olsun, saha dışında olsun. Herkes birbiriyle vakit geçiriyor. Sohbet ediyor, şakalaşıyor. Aynı o Ankara yüz zamanında olduğu gibi. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Bir aile ortamı oluştu burada. Burada en tepeden başkanlarımızdan, hocalarımız, futbolcu arkadaşlarımız, tesiste çalışan personelimiz, hepsi aile ortamı içinde. Şimdi Ankara Gücü ikinci lige düştüğünde ama bir Süper Lig takımıydı. O kimliği vardı. Onun için bir şeyler farklıydı. Ama Etimesgut'un sanki ikinci lig takımı olmasına rağmen ayrı bir kimliği, ayrı bir havası, ayrı bir aurası var. Yani şimdi Hasan Başkan'ı biliyorum. Hasan Başkan'ın vizyonunu biliyorum. Enver Başkan aynı şekilde. Burada nasıl hissediyorsun bunu? Ya başkanlarımızın futbola karşı olduğu ilgi, takımı olan ilgileri. Ya bizle konuşmaya geldiklerinde, oturup sohbet ettiklerinde bir abi gibi, bir baba gibi yaklaşıyorlar bize. Bu da çok iyi geliyor bize. Bu içtenlik, sıcaklık bize iyi hissettiriyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Bu da performansımıza yansıyor. Şimdi bir de en maçı en iyi seyreden adama döneyim. Özkan. Güzel seyrettim. Bugün bir tane ciddi pozisyon haricinde de kalende pozisyonu da görmedim. Aynen. Geldiğini duyduğumda çok sevmiştim gençler. Hadi Etimesgut Belediyespor'u. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Aynen abi. Sen nasıl gördün şimdi kaleden baktığın zaman? Takım nasıl? Atmosfer nasıl? Kulüp nasıl? Ankara'ya bir ara vermiştim abi 3 senem Maraş'ta. Özlemişim ya Ankara'yı, Ankara'da olmayı. Zaten benim ilk senem burada. Ama hani takımın bütün hemen hemen çoğunluğunu tanıyorum. Hepsi çok eskiden beri arkadaşlarım. Hani bildiğim bir kulüp aslında. Genel olarak şunu söyleyeyim abi. Sen genel olarak sormuştun. Ya kulübün imkanları çok iyi. Tesisimiz çok iyi. Hani hocalarımız, başkanımız, arkadaşlarımız çok iyi. Bu takımın önünden çıkması için, başarılı olması için hiçbir engel yok. Ve hani bu takım başarılı olacaktır. Bugün hani maç olarak da yine neredeyse hani pozisyon vermeden, hani ilk yarı bile kaç tane hani ilk yarı bile tek kale oynadık. Ve hani hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hani ligin böyle ciddi yatırım yapan takımlarına baktığımız zaman işte Pendikspor, Kırşehirspor, Bodrum ve bugün Serik Belediyespor. Ya biz bu 4 takıma pozisyon bile vermedik neredeyse ve gol yemeden hani 4 maçı da bitirebildik. Bu bizim hani gerçekten iyi bir takım olduğumuzu, güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Biz de bunun farkındayız da bu takımı gerçekten üst lige taşımak için her şeyi yapacağız. Fikstürün zorunu atlattık diyelim o zaman. Yani zor takımların hepsinden bahsettiniz. Ya, fikstürün zor kısmını hallediyoruz. Biz fikstürün zor kısmını da oynuyoruz. Kötü kısmını kötü oynadık aslında. Hani kolay kısmını kötü oynadık gibi gözüküyor ama ya bazen geçen gün bir tane laf vardı. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim diye. Biz onları kazanamadık ama onlardan çok şey öğrendik. O yüzden hani bu maçları o yüzden böyle daha iyi oynayabiliyoruz. Çok daha rahat bir şekilde galip gelebiliyoruz. Gençler Birliği'ni özlediniz mi? Özledik. Vuruyor musunuz arada? Ya, sen zaten uzaklaşmadın gibi aslına bakarsan. Çoğu hala arkadaşınızdır orada. Orada yani çok kopmadık ama tabii uzun zamandır da gidemiyoruz. Ama tabii orada yani futbolda doğduğumuz yer, büyüdüğümüz yer tabii insan özlüyor. Özlemiyor değil yani. Mehmet sen gidip geliyorsun Ankara Gücü'ne. Şimdi orada bir de ciddi bir tribün desteği vardı. Çok etkili olan. Ya Ankara Gücü, çok da seviliyordun Ankara Gücü'nde. Ankara Gücü zaten benim evim gibiydi. Oradan ayrıldığım zaman da çok üzülmüştüm. Yeri ayrı, bambaşka, tarif edilemez zaten o. Bu çok da üzüyorum. Özellikle o taraftarı.
Valla maçlarda seyirci olursa seni de bekleriz artık. Sizi de bekleriz hepinizde. İlk maçlar, fırsatla geleceğiz. Biz de özledik seyircili maçları. Sizi görmek çok güzel. Diğer arkadaşları da görmek çok güzel. Etimiz Belediyespor'un benim açımdan da yarı farklı. Ben de mümkün olduğunca takip ediyorum. Gel maçlara gelsen. Geç kaldım, kusura bakmayın gelmeden. Çok teşekkürler hepinize. Görüşürüz.